Değerli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünden itibaren yeni bir uygulama yapmayı düşünüyorum. Uygulamamız arılığımızda bulunan çiçeklerin, arılarımızın faydalandığı bal, polen aldığı çiçeklerin tanıtımı ile ilgili olacak. Hem çiçekler hakkında bilgi almamıza bir faydası olur, hem de arılarımızın balı ve poleni hangi tür çiçeklerden aldığını da sizlere ulaştırmış oluruz. Hava kapalı. Sıcaklık 10-12 civarında. Haliyle arılarımız çok fazla dışarıda bulunamıyor. Son birkaç gündür, özellikle bir haftadır yağışlar devam ediyor. Haliyle arıların dışarıdan bal ve polen getirmesi çok yoğun değil. Ama yine de bakıyoruz, ayaklarında polenlerle giriş yapıyor arılarımız. Evet, size tanıtacağımız çiçeğimiz bugünkü kedi otu. Pembe ve beyaz şekilde olan kedi otu birçok rahatsızlığa da iyi gelmekte. Kedi otunun çayı da yapılmakta. Kedi otu bitkisi ülkemizde pek çok aktarda da kurutulmuş olarak satılıyor. Uyku sorunu olanların daha çok kullandığı bir bitki bu. Kedi otu uyku kalitesini de artırıyor. Ayrıca yapılan başka araştırmalara göre kedi otu kökü fiziksel ve psikolojik açıdan strese de oldukça iyi geliyor. Kedi otu huzursuz bacak sendromuna karşı da iyi geldiği söyleniyor. Kedi otunun kökünden elde edilen çay uykusuzluğa iyi gelmekte, endişeyi azaltmakta, kişilerde oluşan baş ağrılarına da iyi geldiği uzmanlar tarafından belirtilmekte. Kedi otu çayı ile ilgili size nasıl demlendiği ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Yapılışına gelince kaynama noktasına yakın olan suya 2 çay kaşığı kedi otu kökü eklenir. Besin içerisinde yer alan maddelerin suya karışmasını sağlamak amacıyla yaklaşık 30 dakika kadar demlemeye bırakılır. Sonrasında bu kedi otu çayı çok acı olabileceğinden balla tatlandırılır. Günümüzde sık sık tüketilmekte olan kedi otu çayı uykusuzluk problemlerine de çok iyi gelmektedir. Uykusuzluk için ise 2 hafta ile 6 hafta süresince yatmadan 30 dakika önce yaklaşık 1 bardak içilmelidir bu çaydan. Ayrıca günde 2 bardaktan fazla içilmesi önerilmemektedir.